Elazığ'da geçtiğimiz hafta açık cezaevinin tellerini keserek içeri giren şüpheliler husumetlilerini ayağından yaralayarak kaçtı. Olaya karışan 5 şüpheli gözaltına alındı. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü de olayla ilgili açıklama yaparak idari soruşturmanın başladığını bildirdi. Olay geçtiğimiz hafta Elazığ açık cezaevinde meydana geldi. İddiaya göre isimleri öğrenilemeyen 5 şüpheli aralarında daha önceden husumet bulunan MB'nin yattığı açık cezaevine geldi. Dışarıda bulunan tel örgüleri kesen şüpheliler MB'yi silahla bacağından vurarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olaya karışan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü de Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bir hükümlünün silahla bacağından yaralanması olayıyla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. 5 Temmuz'da Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun etrafındaki tel örgülerden atlayarak kuruma girdiği tespit edilen bir kişinin adli suçtan hükümlü Murat Bulut'u ateşli silahla bacağından yaraladığı belirtilen açıklamada, hastaneye sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Olayla ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Genel Müdürlüğümüz tarafından da idari soruşturma başlatılarak kontrolör görevlendirilmiştir. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çerçevesinde içlerinde saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen failinde bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmış olup sorguları devam etmektedir. Öte yandan Elazığ Valisi Ömer Toraman da yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Vali Toraman, açık cezaevlerinde jandarmanın dış güvenlik sorumluluğu olmadığını belirterek, olay sonrasında emniyet ve jandarma ekiplerinin gerekli çalışmaları da yaptığını söyledi. Adı her ne kadar cezaevi ise de bu bir açık cezaevi. Ve açık cezaevleri kapalı cezaevlerinden farklı güvenlik protokollerine bağlı. Biz kapalı cezaevlerinde iç güvenliği infaz koruma başsavcılığa bağlı infaz koruma memurları eliyle sağlıyoruz. Kapalı cezaevlerinin dış güvenliğini ise jandarma kuvvetleri marifetiyle sağlıyoruz. Ancak açık cezaevlerinde jandarmanın bir dış güvenlik sorumluluğu yok. Çünkü açık cezaevinin mantığı, o açıklamada da ifade ediliyor zaten, Genel Müdürlüğün açıklamasında da. Burada kapalı cezaevinde hükmünün belli bir süresini geçirmiş, iyi hali olan, artık cezaevinden tahliye noktasına gelmiş olan insanların aktarıldığı yerler. Dolayısıyla buradaki güvenlik standartları bir kapalı cezaevindeki standartlar gibi değil. Bu dünyanın her yerinde böyle. Yalnızca Elazığ için demiyorum. Türkiye'nin her yerinde böyle, dünyanın da her yerinde böyle. Adı üzerinde açık cezaevi. Dolayısıyla burada jandarma kuvvetlerimizin herhangi bir dış güvenlik sorumluluğu yok. Cezaevi içerisinde yine infaz koruma personeliyle içeride güvenlik sağlanıyor. Ancak burada meydana gelen hadise sonrası hem İl Emniyet Müdürlüğü personeli, ekipleri hem de İl Jandarma Komutanlığı olayı haber alır almaz derhal olay yerine intikal etmiş, olayın gerçekleştiren zanlıların yakalanması için yoğun bir çaba sarf etmiş ve çok şükür kısa bir sürede suça konu silah da dahil olmak üzere ele geçirilmiş, failleri tespit edilmiş ve adli mercilerin önüne çıkarılmış. Bunlar artık bu saatten itibaren adli makamlar tarafından gerekli tahkikatları, kovuşturmaları yapılarak hak ettikleri cezalara çarptırılacak.